videoları izledikten sonra yeni fobilere sahip olacaksınız. Öncesinde kanala abone olmayı unutmayın. Köpeğin dişleri niye böyle? Köpeğin gözleri niye böyle? Şu an çok korkuyorum bak. Bir anda yapacak diye aşırı korkuyorum. Abi eğer köpeğiniz diş gösteriyorsa çok da yaklaşmayın yani. En azından şeker böyle yapsa ben yaklaşmam. What's this? Huntsman. Ne o? Aaaa! Örümcek girmiş. Arabada örümcek var şu an. Arabayı yakmanın tam zamanı. Bu kadar örümcek. Yapmayın. Yapmayın. Vurmayın. Git git. Öndeki adamın üstüne niye atıyorsun onu? Ya örümcekler. Ne olur gidin bak. Ne olur. Bir tek örümcek adam kalsın. Gerisi gitsin. Yeni korku açıldı. Abi kayakçı. Tamam. Ne var orada? Ha, oradan gelmiş herhalde. Buraya mı düştün? Bu nasıl bir şey ya? Bayağı derin çukur abi burası. Nasıl oldu? O zaman böyle kayak yaparken yani çukurlara düşme şansınız var. Neyse ben zaten kayak sevmiyorum ya. Çok soğuk. Şunu geçen Instagram'da görmüşsünüzdür hepiniz, haberlere falan çıktı. Uçak giderken uçağın kapısı düşmüş ya. Abi havadayken kapı nasıl düşebilir bak. Yapsa mesela birini alsa şu an uçup gidecek o. Ve ben yani uçağa binecektim yakın bir zamanda, şimdi nasıl bineceğim? Oturacağım şimdi orada bütün yolculuk boyunca kapıya bakacağım ya giderse diye. Tekneler var. Tamam. Su var. Suda bir hareketlilik var. Oha! Oha! Balina nereden çıktı ya abi? Teknelerin olduğu yerde sığ bir yer olması lazım. Balina nereden geldi? Demek ki neymiş kardeşim? Kumsal olmayan yerde denize girilmez. Sabah bir uyandınız, deniz böyle gelmiş. Bayağı garaja gelmiş deniz. Ay deniz yükseliyor. Abi o 2012 filmi falan vardı ya, tsunami böyle dünyayı yok ediyordu falan. Korkarım. Bak araba kaldı mesela orada. Deniz yükselmiş. O zaman şimdi buradan aslında şöyle güzel bir soru çıkarabiliriz. Hani yalıda falan oturuyorlar ya abi, ne gerek var ya? Deniz yükselse ne yapabilirsin yani? O yüzden şu an denize sıfır evim olmadığı için mutlu hissediyorum. Ne oldu tuvalette? Aa, ne var orada? Yılan var orada. Yılan nereden geldi ya? Abi bu kanalizasyon sistemimiz nasıl bir şey, ben anlamadım ki. Kanalizasyondan fare çıkabiliyor, at çıkabiliyor, yılan çıkabiliyor, kuş geliyor falan. Ne oluyor ya? Ya ama ben şimdi bak tuvalete girdiğimde böyle tetikte bekleyeceğim. Böyle ya birisi beni kırk diye ısırırsa diye bekleyeceğim. Yani şu korkuyu unutmam bir haftamı alacak. Şu an 58 yaşında bir fil görüyorsunuz. Ne kadar büyük ya. Abi böyle bir fil var mıydı dünyada? Bakın insanlar yanında ne kadar küçük kalıyor. Böyle dişleri falan var. Mamut mu abi bu? Bu ne bu? 58 yaşında. Çok büyük ya bu. Bu adam ne yapıyor? Ay, arıların evine galiba vurup şu an onları şişeye dolduruyor da. Niye abi? Ne gerek var? At arısı mı bu? Bu çok büyük ya. Bunlar bir soktu mu var ya çok fena olursun ya. Bak iki gün böyle yerinden kalkamazsın. Arılara sataşmayın abi. Yine yeni korku açıldı. Hayır 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 hayır. Hayır ya, pipetin içine girdi. Al işte. Şimdi ne olacak? Ben gittim şimdi dışarıda yazın. Soğuk filtre kahvemi içiyorum tatlı tatlı. Bu arı geldi pipetin içine girdi. Ben de tabii normal bir insan olarak hiç pipetleri kontrol etmem içmeden önce. Ben de aldım pipeti diye çektim diye buradan bir kaçtı. Ne olacak? Gerçekten düşüncesi bile çok korkunç. Arı yuttum. Asansör mü abi? Aa, asansörü su bastı. Nasıl bir şey yaşandı ya orada? Asansörü bayağı su bastı. Çok korkunç. Çok klostrofobik bak. Buraya kadar su gelmiş. Şu an oradan çıkma ihtimalin var mı yok mu belli değil. Su daha da yükselecek mi o da belli değil. Ne bu yorgan da falan? Bir şeyler oynaşıyor. Bir şeyler hareket ediyor. Ne oluyor ya? Kaldır bakayım. O kadar farenin orada ne işi var? Abi sen farelerle mi yatıyordun sabahtan beri ya? Timsah bize saldırdı. Bir tane tüp yapmışlar. Orada üstünüzde timsah var. Timsahı yakından inceleyebiliyorsunuz da ne gerek var ya? Timsaha bak. Bu var ya, istese camı da kırar. Bak zaten böyle bir atak yapıyor da işte. Belki de bir dişi falan denk gelse camı kırabilir. Düşüncesi bile çok korkunç şu an. Rüzgar gülü. Oo, bayağı hareket ediyor ya. İçeriden de böyle mi görünüyor? Bunun içi ne kadar korkunçmuş ya. Bunun içi mi varmış? Ben içinin olduğunu da bilmiyordum. Yani aslında şöyle hareket eden yakında devrilebilir. Bunu fark etmem biraz sürdü. Yani fotoğrafını çekmiş de bir şey diyeceğim. Gözlere ne oluyor tam olarak? Bu gözler ne böyle? Abi bir insanın böyle gözleri olamaz. Senin gözlerde mi problem var? En korkunç deneyim. Oy, böyle okyanustayken yemek mi yiyeceğiz? Bu gemi herhalde abi korkunç ya. Ben burada rahat rahat yemeğimi yiyemem ki. Ya hem sallanıyoruz hem böyle dalgalar geliyor. Ya orada cam bir çatlasa ne olacak? Al sana Titanic 2. Fotoğraf için telefonumu kırdım. Nasıl ya? Aa, bayağı ekran çıktı. Abi sen nasıl bir telefon aldın? Telefonu attı şöyle, şu kadar mesafeden düştü, ekran çıktı da yani fotoğraf da iyiymiş. Bir şey diyeceğim ama sen bunu o telefonu atmadan da çekebilirdin abi. Gir Google'a telefon yaz, green screen falan al oradan gitti. Bu ne? Hiç hayırlı bir şey değil bu. Ne bu ya?
Ne olduğu da belli değil. Böyle garip garip bir şey yani. Denizde görsen hareket taş falan zannedersin. Bak böyle kımıl kımıl oynuyor. Git git benden uzak dur git. Arabanın camına ne olmuş? Camdan bir şey girmiş. Sopa girmiş. Abi bu nasıl bir refleks? Bak arabayı sürüyorsun, şuradan şöyle fışt diye bir şey giriyor. Ama şimdi biz nasıl süreceğiz araba abi? Ben her böyle video gördüğümde zaten araba sürerken geriliyorum. Önde kamyon falan oluyor ya, diyorum ondan bir parça düşerse, arabaya girerse. Umarım hiçbir zaman başımıza gelmez. Bu hangi canlı şimdi ya? Yengeç miydi bu, neydi, her neyse. Bunun iki tane kıskacı var. Abi zaten bir tanesi tehlikeli, bak şu kadar büyük kıskaç seni bir tutsa ne yapar? Kolunu parçalar. Bir de iki tane. Bu niye böyle mutasyon geçirmiş? Bu bir Sibirya kurdu sanırsam. Ama niye böyle kafa aşağıda duruyor ya? Abi korkutma beni şu an. Bak köpekte bir sıkıntı var. Niye böyle baş aşağı duruyor? Yine açık denizlerle alakalı bir şey. Abi böyle açık denizlerde denize girmemeniz gerekiyor galiba. Bakın abi oradan etleri metleri her şeyi döktü. Bak suya bak. Bir anda köpek balıkları nasıl böyle kımıl kımıl olmaya başladı. E şimdi ben bu yaz tekne turuna çıkacaktım. Nasıl şimdi ben orada koydan koya gezerken suya atlayacağım? Neyse önden beklerim, birileri atlar, bakarım böyle 10 dakika bir şey olmazsa ben de atlarım. Karşıya yürür müydün? Hayır. Karşıya yürümezdim. Hayır. Ya o bir kaysa şöyle. Buz zaten orası abi. Ya milyar dolar versen yürümem ya. Fıt dese şöyle bir kaysa. Gittik. Öldüm ama milyonerim. Neye yaradı? Açık denizlerde hortum çıkmış. Denizin ortasında iki hortum çıkmış. Denizdeyken 3 hortum çıkmış. Denizde hortum çıksa ne olur acaba? Beni denizden çekip yukarı alabilir mi ya? Çok garip. Yalnız efsane bir fırtına geliyor abi. Bence o gemiye biraz gazı verin gidin ya. Bu ne ya? Ay ne güzel bir şeymiş bu. Böyle bir fobi vardı değil mi? Büyük şeylerden korkma fobisi. Ondanınız varsa geçmiş olsun. Ben korkmadım. Kayağa gidiyorsanız dikkatli olun. Adama ayı kovalıyor. Abi böyle bir şey yaşama ihtimaliniz sıfır değil sonuçta. Kayak merkezleri zaten genelde ormanlık alanlarda olduğu için. Bak adam kayarken arkadan ayı koşuyor böyle ya. Ne yapabilirsin şimdi? Yavaşladığın anda ayıya yemek oldun. Bu fotoğraftan sonra demek ki böyle çamurlu yerlerde yürürken dikkat etmemiz gerekecek. Ya, Türkiye'de timsahı öyle kolay kolay bir yerlerde göremezsiniz ama yani ne olur ne olmaz. Şuna bak, çamur hiçbir şey belli olmuyor ama bak burada gizlenmiş bir timsah var. Yani adımını attığın an dedi gitti. Ne oluyor? Ay fena deprem oluyor ya. Abi deprem zaten hani korkuyoruz. Yapacak bir şey yok. Çok korkunç bir şey bu deprem ya. Bir ara bundan 5-10 yıl önce Ankara'da deprem oluyordu böyle. Gece uyurken sallanıyormuşum gibi falan geliyordu yani, korkutuyordu. Açık denizlerde dünyanın en tehlikeli işi. Ne gitti oraya? Ay bir anda balıklar geldi. Yani sen buraya düştüğün an ne olabilir acaba? Bunu düşünmek bile istemiyorum. Bütün piranalar toplandı başına. Şu işi kaç paraya yaparsınız? Abi böyle bir şeye ne gerek var ya? Bu insanlar o tellerin üstünde niye 4 kişi böyle kol kola girmiş yürüyorlar? Çok gereksiz abi, teknoloji gelişmedi mi? Yani buraya insan çıkmadan da bu iş yapılmıyor mu artık dronlarla falan? Şimdi bu yol niye çöktü? Abi ben her seferinde zaten bu soruyu soruyorum. Ya dünyanın üstünde yaşadığımız şeyin altı boş mu ya? Bu kaldırımların altı falan boş mu? Neyse o soruyu boş verin de ya, bak işte çökmüş. Tarla, güzelim tarla çökmüş. Acaba o delikte ne var? Bir karınca seni ısırdığında senin etini tutar ama ısırmaz. Acımaz falan gibi bir şey diyor adam. Tutar etini, sonra kendini büker. Ay, bunun şeyleri mi var? İğneleri mi varmış karıncaların? Bilmiyordum bak bunu. Sonra seni sokar diyor birkaç kez. Abi karıncalara da güvenemeyeceğiz artık ya. Sana zehir verir falan filan, acıtır diyor da. Karıncaların iğnesi olduğunu ben bilmiyordum. Hayır hayır. Hayır hayır hayır, istemiyorum istemiyorum. Abi gerçekten o arabanın, evet, yanmasının vakti. Tam olarak onun vakti. Ya şimdi arabaya bin, öyle sağa sola. Ya oradan buradan örümcek çıkacak mı diye bak. Nereye gitti? Abi hiçbir klostrofobin yok ya. Nereye gidiyor o delik? Sonunu görmeden niye atlıyorsun abi oralara? Mümkün değil, ben atlamam. O şimdi oradan dalacak, dünyanın diğer tarafından çıkacak. Karıncalar çıktı. İğneniz mi varmış sizin? Oy maşallah. Bu neymiş böyle ya? Böyle bir karınca mı var? Bu nerenin karıncası ya? Karınca dediğin şu kadar olur. Bu elim kadar. Yok, ben karıncaları severdim. Gariban böyle yaz kış çalışıyor, evine ekmek götürüyor falan. Yok, sevmiyorum artık. Lütfen örümcekler 1, karıncalar 2, gidin buradan. Yılan geliyor şu an. Nereye giriyor bu yılan? Eve yılan girdi. Abi nasıl püskürttü bak. Ya oturduğun yerde yılan giriyor ya. Nasıl olabilir bu? Gerçekten iyi ki böyle tropik muropik bir yerlerde yaşamıyoruz abi. Kafede otururken bir yanımızdan böyle timsah, bir yanımızdan yılan falan geçebilirdi. Ama Türkiye'de böyle bir şeyin çok da imkanı yok yani. Bu videoyu izledikten sonra AVM'lerin açık otoparkına araç park ederken iki kez düşüneceksiniz. Çünkü bak rüzgarda gitti o alışveriş sepeti arabaya girdi. Hadi bakayım.
Gitti güzelim arabam. Aha ikincisi de geldi. Ya benim arabam şimdi durduk yere niye pert oldu? Ben zaten her zaman kapalı otoparka park ederim. Eğer sen açık otoparkı kullanıyorsan kapalıya git. Ne oluyor orada? Yine bir hortum geliyor. Şuna bak. Yo ho all hand hoist the colors high. Bu ne korkunç bir görüntü ya. Abi döne döne hortum geliyor şu an. Yakalayıp götürecek şimdi. Bu Las Vegas'taki safir bir şey o değil mi ya? Böyle kocaman bir cam ekranlı bir şey yaptılar. Ama bu görüntüyü niye verdiniz abi? Kocaman bir göz. Çok çirkin bir göz. Şehrin ortasında kocaman böyle bir göz var. Ne gerek var şimdi? Oraya çiçek koy, böcek koy, ne bileyim köpek falan koy. Timsahlar donmuş. Nasıl ya? Abi timsahlar donuk yerde sadece nefes almak için herhalde burnunu çıkarmış. Ama öyle donuk bir şekilde duruyorlar. Gerçekten timsahlara hiçbir şey olmuyor. Sadece izle. Oo, ne çok pitbull var orada. Aha! Pitbull'u kest. Bak 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 demirleri nasıl büküp geliyor. Bu ne bu? Herkül mü bu? Hulk mu? Abi korktum şu an ya. Dünyanın en güçlü pitbull'u demirleri büktü. Aradan oynamaya geldi. Ha saldırmaya değil oynamaya. Tamam oyun oynamak istiyorsun. Anlıyorum ama ben istemiyorum. Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik. Bize yeni fobiler kazandıracak TikTok'lara baktık. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Bu kanallara abone olmayanların odasında örümcek çıkacakmış. Şimdi şuraya bıraktığım videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.